Arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. Çok uzun bir ara verdim. Olabildiğince bu uzun süreçte parça coverlarını yaptım ama anlatımda ders videolarına çok fazla vakit ayıramadım. Çünkü sahne performanslarımız çok yoğundu. Ama yine de elimden geldiğince sizlerle belli aralıklarla şarkılar paylaşmaya çalıştım. Bu videoda da en son evdeki saatten uzunlar parçasını yapmıştım. Şimdi bu parçayı inceleyeceğiz. O zaman eskisi gibi ne diyoruz? Haydi başlayalım. Parçanın tonu sol minör. Parça 3 akordun oluşuyor. Sol minör, do minör ve re minörden oluşuyor. Parçanın şan bölümünde gitar ve bas aynı riffi yapıyor. Parçanın telif haklarından dolayı videoyu yayınlamayacağım. Zaten parça baştan sona kadar aslında ortalama aynı riffle gidiyor. Ben size çaldığım riffleri anlatacağım. Parçanın girişinde 4 ölçü kick ve klavye bir riff çalıyor. Bu riff'ten sonra da ben bas gitarla sol minör üzerinden sol, la, si bemol, do ile giriyorum. Parçayı şu şekilde görüyorum. Sol, la, si bemol, do. 16'lıklarla do'yu çalıyorum. Ta 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 ta. Tekrar sol oktav aldım. Si bemol, do oktav alıyorum. Sol'ü aldım. Si bemol. Burada do'ya hammer-on yapıyorum. Si bemol, do. Yaptıktan sonra sol'e geliyorum tekrar. Sol'e geliyorum, sol minöre. Yine 16'lıklarla sol'ü çalıyorum. Ta 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 ta. Re. Fa. Sol çalacağım. Burada fa ile sol'ü hammer-on'la albümde duyduğum kadarıyla o bölümü synth bass'la yapıyor ama biz elektrik bass'la çaldığımız için olabildiğince synth'e yakınlaştırmak için ben burada hammer-on tekniğini kullanıyorum. Ne yapıyorum? Fa ile sol'ü hammer-on çalıyorum. Sol, re, fa, sol, re. Fa ile sol'ü hammer-on çaldıktan sonra re'ye geliyorum ve re'yi de 16'lıklarla çalıyorum. Ta 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 ta. Aslında her akorun birlerine düştüğümde kök sesleri 16'lık çalıyorum. Re, la, do, re. Tekrar la yapıyorum. Burası önemli. La ve mi bemolü sadece hammer-on çalıyorum. Tekrar sol'e geliyorum. Re'den sol'e geldiğimde bir önceki yaptığım riff yerine sol'e geldim. Sol, re, fa, sol. Bu sefer fa, sol olarak çalıyorum. Her başa döndüğümde re'den sol'e geçişimdeki sol minördeki akoru sol, re, fa, sol, re, fa, sol diye tamamlıyorum. Nakarata kadar böyle gidiyorum. Nakarat bölümünün ilk girişinde bas gitar girmiyor. Normalde albümde nakarat boyunca bas gitar yok ama ben ikinci nakarat bölümünde bas gitar riffi çaldım. Bunu sizlere anlatayım. Do, re bemol, si bemolu hammer-on çalıyorum ve en sonunda sol notasını normal parmakla çekiyorum. Ve sonrasında si bemol, si'yi çalıyorum hammer-on, tekrar sol yapıyorum. Do,
sol, mi bemol, sol. Sonra tekrardan nakarata giriyor ve en baştaki anlattığım riffi çalıyorum. Dediğim gibi parça baştan sona kadar gitar ve bas gitar aynı riffi çalıyor. Şimdi bu riffi baştan sona kadar yavaş çalacağım. Nakarat bölümünde ilk girişinde bas gitar Arkadaşlar başta da söylediğim gibi parça baştan sona nakaratlar hariç tek bir riff ile gidiyor. Riff'i gitar ve bas gitar aynı riff'i çalıyorlar nakaratlar hariç. Bu şekilde parça baştan sona gidiyor. Son bölümde de aynı riff ile birlikte zaten parça fade out olarak bitiyor. Eğer sahnede çalıyorsunuz da grupla birlikte şarkıyı nasıl bitirme kararı aldıysanız artık oraya bağlayıp parçayı o şekilde bitiriyorsunuz. Umarım bir daha bu kadar uzun süre ayrı kalmayız. Olabildiğince yine elinden geldiğince videolar paylaşmaya çalışacağım. İstekleriniz varsa altta yorumlar kısmında istekleri yapabilirsiniz. Olabildiğince elinden geldiğince değerlendiriyorum isteklerini. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.